Bu yıl 74. kez düzenlenen Kristof Kolomb günü kutlamaları her yıl olduğu gibi New York'ta yaşayan İtalyan asıllı Amerikalıların katılımıyla yapıldı. Dünyada İtalyan-Amerikan kültürünü kutlayan en büyük tören olarak kabul edilen bu geleneksel geçit törenine bu sene yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı belirtildi. İtalyan asıllı kaşif Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfettiği gün olarak kabul edilen 8 Ekim'de yapılan bu kutlama, geçtiğimiz yıl New York şehrinde 59. sokakta bulunan Kolomb Meydanı'ndaki heykelin kaldırılmasının istenmesi yüzünden oldukça sönük geçmişti. Amerikalı ve Güney Amerikalı yerli gruplar, Kolomb'un Amerika'yı keşfinin bir kutlama değil, bu andan itibaren kıtada yaşanan toplu ölüm ve birçok geleneğin ortadan kaldırılması yüzünden yas ilan edilmesini ve heykelin kaldırılmasını istemişlerdi. Belediye Başkanı Bill de Blasio, 90 gün süren bir araştırmanın ardından heykelin nefret unsuru olmadığına karar vermiş ve yerinde kalmasını istemişti. Bu sene kötü hava şartlarına rağmen renkli geçen geçit törenine New York Valisi Andrew Cuomo, Belediye Başkanı Bill de Blasio ve İtalyan asıllı ünlü Amerikalılar katıldı. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi, New York.